El, derya, deniz, ortopedi ayrı bir dünya. O yüzden eli tek başına konuşmak istedim. ve Değerli hocamla birlikte. Burhan hocam, Özler nasılsınız? hocam, güzel bir birlikte. Nasılsınız hocam? Sağ olun, sizi sağ olun. Teşekkür ederim. Hocam, yani şimdi dediğim gibi ben e, elimdeki bir şişkinlikle e, başladı. Evet. E, ve kime gittiysem adını farklı söyledi. Hı. Ama hepsinin ortak bir e, tedavisi vardı. Para bağladılar. <laughs> Peki. Tamam. Bu da bu da bir yöntem olabilir. İtiraz <laughs> etmiyorum. Ondan sonra sonra bir ortopediste gitme karar verdim. Peki. Ee, şimdi halk arasında her para bağlı dedi. Ortopediste gitme karar verdim. Ortopedistlerde evet, tanın adı farklı. Biri ganglion dedi, biri bilmem kist dedi, biri bir şey dedi falan. Evet. Ee, farklı isimler duydum ama biri elimi dondurup iğneyle içinden sıvı çekmek istedi. Ondan sonra öteki atel verdi. Ondan sonra elini sabit tutup birazcık daha rahatlayacaktır dedi ve sertleşti, birazcık da söndü, kaldı öyle orada duruyor. Evet. Herhangi bir rahatsızlığı yok. Ama ilk çıktığında elimi oynatamıyordum. Oynatamıyordun. Nedir bu? Şimdi şöyle bu e, elinizde bizim ganglion dediğimiz bir şey bu. Ganglion şu içinde böyle saç jölesi gibi hafif kıvamlı bir sıvı olan küçük bir kist oluyor. Şimdi kist deyince stüdyoda bir sürü kadın var. Tabi bu yumurtalık kistleriyle falan karışmasın. Yani böyle tehlikeli bir şey değil. Ee, tamamen masum, elin zorlanmasından kaynaklanır. Mesela sıkışmış bir kavanoz açarsınız olur, şöyle elinizin üstüne bastırır, bir iş yaparsınız olur vesaire. Aşırı temizlik meraklısı hanımlar var, onlar da olur. Hocam orada küçük bir kis çıkıyor. Burada iki tane kemik var. Burada tabii sekiz tane kemik var. Bu, bunlardan ikisinin arasında bu kemikleri birbirine bağlayan bağlar var. Bu bağlardan birinden Kaynaklanan bir küçük kist oluyor. Genellikle buradan kaynaklanıyor. Bazen evliğin içinde de görülebiliyor buralarda. Küçük bir şişlik oluyor. Yani kemiklerin arasındaki sıvı mı dışarıya çıkıyor? Kemiklerin arasında eklemlerin içerisinde az miktarda sıvı var biliyorsunuz. Orada bir tıkanma oluyor tabiri caizse ve oradan küçük balonlar oluşuyor. O sıvı salgılanmaya devam ediyor ama dağılamadığı için, yayılamadığı için orada balonlaşıyor. Ben oluştuğu günü hatırlıyorum. Hı. Çok zorladım. Zorladınız evet. oldu. Dolayısıyla bu bir kere ilk hikaye çıktık. tanıdık yani. Tabii. Şimdi ilk çıktığında iki kemiğin arasında olduğu için çok ağrılı oluyor. Çünkü küçük araya sıkışıyor. Mesela elinizi şöyle koyamazsınız. Çok ağrır. Hayır. Ama o sonra bir süre sonra büyümeye başlayınca eklemin arasından yukarıya çıkıp cilt altında şişkinlik oluşturmaya başlayınca o ağrı kaybolur. Sonra da aşırı büyüyünce bu sefer kozmetik olarak burada böyle bir balon. Herkes soruyor ne oldu, ne var, orada bir şey mi var, tümör mü var, kanser mi var? Saatim rahatsız ediyor evet. hocam. Evet, dolayısıyla böyle olur. Benim şöyle bir tekniğim var. Bazen hastayla konuşurken böyle hafiften bastırıp eğer belli bir boyuttaysa onu patlatabilirsiniz. Patlattığınızda o sıvı yayılır. Bazen tekrar nüksedebilir. İkinci yöntem bunun içerisinde eğer büyümüşse İçindeki sıvıyı bir enjektörle çekersiniz. Bazen içine az miktarda kortizon enjeksiyonu yapılabilir tekrar şişmesin diye. Bir bandajlama yaparsınız. Bununla da %50'nin üzerinde bir başarı şansı vardır. Para bağlamıyor muyuz? Üzerinden baskı yapmak bunu hani dağıtmak açısından yararlı olabilir. Ama bu parayı bağlama kuvvetiniz önemli. Yani çok sıkı bağlarsanız hele de mesela evet. çocuklarda falan. dolaşım problemi olur Allah korusun. Hayır falan. o bölgede nekroz olur Allah korusun. Yani cilt e, canlılığını kaybedebilir ve sorunlara yol açabilir. Dikkat etmek lazım. Bir de tabii para herkesin elinde dolaşan bir şey Alt Hocam. Yani kirli bir şey yani. Evet. Dolayısıyla onu hani orayı cildinize sıkı sıkı bağlayıp günlerce tutmak pek akılcı değil. Aynen. Ama bu da halk arasında yaygın yöntemlerden bir tanesi. Evet. Bu yapılabilir yani. Bu bu çok, atel da yaygın, veriyoruz. çok da yaygın gözüküyor. Bir evet, şey. ilk başta çıktığında atel veriyoruz. Yani şöyle göstereyim ben size. Mesela şu tip ateller var. Elinizi içine koyuyorsunuz. Bilek hareketinizi engelliyor. Bu sayede bir istirahat oluyor. İşte buraya krem ya da sprey veriyoruz. E, hafif böyle ağrı giderici, ödem giderici ilaçlar veriyoruz. Bazen buz uygulamalarıyla vesaire. Bazen küçülüp kayboluyor. Bazen de büyüyor. Böyle oluyor. Zorlamaktan olur yani. Şimdi az önce bir hastamız vardı. El titremelerini konuşurken el titremesi başlamış, ameliyat olmuş. onun mesela karpal tünel lim vardı dedi. Evet. Sinir sıkışman vardı dedi. Daha doğrusu karpal tünel ben uydurdum. Evet mikrofonu buraya alabilir miyiz? Eğer ameliyat olduysa evet muhtemelen böyle bir şey var. Hocam sinir evet. sıkışmasında da oldum bir de bu tetik parmakta. Bir dakika da oldum. tetik parmağına geleceğim. o da evet. ayrı bir problem. Evet. Sinir sıkışması avuç içinde böyle küçücük bir delik var burada. Evet şurada dikiş. Avuç içini keserek yapmış. Evet buraya kadar. Evet. Aynen. Şöyle burasında kesisi var hastamızın. Ondan sonra bu ne oldu? Nasıl sinir sıkışması ne yapamıyordunuz da? Hiçbir şey yapamıyordum hocam. Öyle bir oldu şey oldu tutulmuyor ki, muydu yani? Hiçbir şey tutamıyordum. Parmakla böyle bir iç içe giriyorlardı. Böyle çocuk Şöyle yapar açıyordum. mısınız? Elinizi şöyle ortada toplayın. Ya yani şimdi Hı. yapabiliyor. Bu karpal tünel sendromunda burada el bileğinde bir sinir var. Şu üç parmağın... Makette gösterebilir misiniz Hı. hocam? Tabii tabii. Bakın Halit Hocam. Bir peçete ne de tutamıyordum hocam. Şöyle kaldırayım. Şimdi el bileğine buradan bir sinir giriyor. Bir tanesi buradan giriyor, yan taraftan. Bu iki parmağın duyusunu veriyor. Daha doğrusu beşinci parmağın tam duyusunu veriyor. Dördüncü parmağın beşe yakın olan kısmının duyusunu veriyor. Diğeri de tam şu ortadan geçiyor. Birinci, ikinci, üçüncü parmakla dördün bu yarısının hissini veriyor. Şimdi burada sıkışma olduğu zaman bu parmaklarınızı hareket ettiren tendonlar var. Bu tendonlarla beraber sinir bakın şurada bir bant var. Beyaz bir bant var orada. Evet, böyle paralel giden bir bant var. Bunun altından geçiyor. Halit Hocam, bu bantın kalınlaşması, sertleşmesiyle orada sinire bir baskı oluyor. Şimdi nasıl bahçe hortumuna bastığınızda suyun akışı azalıyorsa, buradaki baskı nedeniyle bu beynin emirleri ve buradan elden gelen duyuların beyine gidiş yoluna baskı olduğu için hastalar ellerinde uyuşma, karıncalanma hissediyorlar. Özellikle böyle geceleri sabaha karşı ellerini şöyle sallarlar. Yani uyuşukluk geçsin diye yaşadınız Çünkü, değil mi bunları? Korkuyordum uyumaya hocam. Korkuyordum uyumaya. Niye uykuda ben, mı? Ben uyudum, kolum gitti. Evet. Uyuşuyordu hiçbir şey böyle sallanıyor, hiçbir şey tutamıyordum kesinlikle. Halit hocam, median ya sinir, uykuda o, nasıl o, geliyor hocam? Şöyle oluyor, bu median sinir yani bu üç parmağın dördüncünün yarısının duysunu veren sinir için biz hani tıpta buna elin gözü deriz. Yani bu sinir. Her şeyi hissetmemizi sağlayan şu hareket vardır ya, mesela bir kravat alacaksınız, bakarsınız değil mi? Kumaşı nasıl, kaliteli mi? Birine dokunursunuz, elinize bir şey alırsınız, sıcak mı, soğuk mu? Hep bu parmaklarınızı, koyuyor. kimse şunlarla bir kumaşa bakmaz, doğru değil evet, mi? Evet, doğru. Kapalı bir yerde, karanlık bir yerdesiniz, bir şey elinize geldi, bunlarla yoklarsınız. Ya, bu hiç parmak, evet, çok hassas. Evet, dolayısıyla o yüzden elin gözü denir. Yani çok hassas İşlerimizi hep bunlarla yapıyoruz. Mesela dikiş dikiyoruz değil mi? Çok minik işler yapıyoruz. Ee, ne bileyim sanayide önemli. Biz mesela ameliyat yapıyoruz. Siz koroner arteri dikiyorsunuz böyle. Evet damarı dikiyor. Yani bu, hep bunları kullanıyorsunuz. Dolayısıyla bunun kaybı çok ciddi fonksiyon kaybı yapıyor. Ve hastalar bunu uzun süre anlayamıyorlar Halit Hocam. Gittikçe ince becerileri azalıyor. Mesela elini topla diyorsun şöyle kalıyor parmaklar. Şöyle ortada tuzluk gibi toplayamıyorlar. Hı. Şöyle kalıyor. Eliniz mesela dokunuyor. Peki ne sebep oluyor buna? Buna sebep olan birkaç şey var. Bir tanesi elini çok kullanan insanlarda oluyor. Ne bileyim, çiftçilerimiz var, işçilerimiz var, temizliğe çok meraklı, aşırı temizlik meraklısı ev hanımlarımız var. Ben mesela ortopedistim, ağır işlerde kullanıyorum elimi. Bazen ameliyatlarda çok zorlayıcı şeyler yapıyorum. O zaman burada bir sıkışma oluyor. Ha bir de diyabetlilerde ve tiroid hormon eksikliği olanlarda da yine burada. Şişmeye bağlı, ödeme bağlı. Bu atıma mı? Yok hocam. Peki. Dolayısıyla bunlar bu şekilde gelişebiliyor. Peki mesela sıcak sudan soğuk suya, soğuk sudan sıcak suya bu temizlikte bu, bu soğuk sıcak ilişkisi sebep midir yoksa? Çok değil. Travma mı? Yani daha çok daha bir. Daha çok yer... zorlanma ama şimdi biliyorsunuz hocam, artık ofis hastalıkları mi? var ofis hastalıkları var. Şimdi mesela beyaz yakalı diye tanımladığımız böyle işte iş yerlerinde bütün gün bilgisayar başında eli mouse'da sürekli böyle tutan işte devamlı klavyede sürekli bu şekilde tutmaya bağlı ofis hastalığı haline de geldi artık. Son derece hani hiç ağır iş yapmıyorum ben diyor ama bütün gün eli mouse'un üstünde bu şekilde bütün gün böyle tuttuğu için mesela buradaki sinirde yine sıkışma olabiliyor. Dolayısıyla birçok sebebi var yani Halit Hocam. Ve şöyle söyleyeyim, bunun için bir sinir ölçümü yapılıyor. Bu duyu ölçümler için işte elektrik vererek ne kadar hissediyor, ne kadar e, fonksiyonel bunu ölçen bir şey var, EMG denen. Orada şöyle bir yanılgı var. Mesela EMG'de orta derecede tutulum yazıyor. O zaman hastalara diyorlar ki, ya bu daha orta derece, sen git ağır olunca gel. İşte o ağır olunca artık o olay geri dönmüyor. da olsanız... Yani sinir harabiyete uğradıktan sonra zaten geri dönebilen veya kolaylıkla geri dönebilen bir yapı değil. Evet yani kalp kası gibi sinir hücrelerinde böyle çoğalma yeteneği yok. Dolayısıyla burada yapacağınız ameliyat oluşacak hasarı engeller. Biraz sersemlemiş tabiri caizse sinir hücrelerini geri döndürür. Ama ölenlere bir şey yapmaz. Dolayısıyla çok fayda... ilerlemeden yapar. Evet ha, bu, hanımefendi bu konuda bu, ameliyatta fayda görmüş. Evet. Gördüm ama sürekli ağrım var hocam. Bir Nerede şey ağrım yapsın? var? Şuramda ağrı var. Bir de şiş yok elim. Şimdi benim yengem benim bu ameliyat oldu. Var. Her iki elinden. Evet. Anlatacağım. Evet. Onun avucunun içinden ta buraya kadar 10-12 santim kesiyle oldu. Evet. Ameliyat oldu. Şimdi diyor ki şimdi hiçbir şey tutamıyorum. O <laughs> kadar ki her şeyi abartılı hissediyorum. Elektrik çarpıyormuş gibi hissediyorum Ay, hocam, diyor. Hocam şöyle. Şimdi, şimdi hanımefendi şöyle. ağrım var diyor. Uyuşuyor diyor mesela. Hocam biz böyle mesela çocukken düşerdik değil mi? Böyle taşların Cemal, üstüne düşersiniz buralara taş parçaları batar. Ben o acıyı hala hatırlıyorum. Böyle yanmalı bir ağrıdır o. Değil mi? Hepimiz hatırlarız onu. Böyle yanmalı bir ağrıdır. Burasının hissi çok yüksektir. Mesela elinizin şurasına bir iğne batırsam ağrı hissedersiniz tabii. tabii. Ama şuraya batırırsam bu iğneyi hani aklınız yerinden oynar. O kadar çok ağrınız olur. O yüzden eski tekniklerde bu karpal tünel ameliyatları yapılırken avuç içi kesilerek yapılırdı. Şimdi biz bu ameliyatları bileğin üst tarafından çok hassas olmayan yerden bir santim bir kesi yapıp kamerayla içten gevşeterek yapıyoruz. Kamerayı görüyorsunuz bant, evet, o gördüğünüz bantı. içten kesiyoruz yani cildi kesmediğimiz için hastalar ellerini aynı gün kullanabiliyorlar. Çünkü mesela siz bir açık ameliyat geçirmişsiniz o da bir tedavi yöntemi yanlış demiyorum fakat daha az konforludur. Uzun süre bir şeyi sıkamamışsınızdır elinizi çok rahat kullanamamışsınızdır. Şimdi diyor ki ben diyor kavanozu diyor sıkamıyorum hala. Oldum ama, yat ama diyor. Evet e, parmaklarım birleşiyor ama gelsiz i̇şte bakalım hocam, kavanozu. İki sebebi var. Bir tanesi buradaki dokular eğer açılırken aşırı derecede gevşetme yapıldıysa sertleşerek iyileşiyor. O sertleşen doku tekrar zorladığınızda dokunun kendisi sinir değil. Dokunun kendisi gerildiği için ağrı hissediyorsunuz. Veya şu olabilir. Bu sinir hasarı çok ilerlemiştir. Ondan sonra bu ameliyat yapılmıştır. Oradaki fonksiyon azaldığı için el aşırı zorlandığından bunu yapamıyordur. Ama bu ameliyatta da artık kapalı yöntemle ameliyatlar mümkün yani evet. kameralı endoskopik küçücük kesiden evet. girilerek yapılabilen. Ama açık da yapılabilir yani açık ameliyat yanlış demiyorum burada İyileşme süreci daha uzun. Daha az konforlu. Şimdi hanımefendi dedi ki ben bir de tetik parmaktan ameliyat oldum dedi tetik parmağı olan var mı acaba başka ne nasıldı bir anlatır mısınız bir mikrofonu şöyle bir tekrar bir yukarıya götürelim. Tetik parmak nasıl bir şey? Hocam benim bu parmağım böyle kırılmıyordu. Kırıl, Kapanmıyordu. Kapanmıyor. Şöyle yapam yapınca böyle trak bir ses çıkarıyordu, canım acıyordu. Ya yani şöyle sadece bunu böyle buldu. böyle kapanmıyor. Evet, sadece sadece bu. böyle kapanıyor. Ameliyat oldum ama fakat şişkinliği var. 3-4 ay Orada oldu ameliyat. Burada tam ameliy eklem evet. yerinde bir şişkinliğiniz evet, var. Evet, Buna tetik parmak mı? Tetik deniyor. parmak dediler bana. hocam ya. yayından önce bir hanımefendi geldi yanıma. Evet. Şurada oturuyor kendisi. Tetik parmak tetikler. Onda şu anda tetik parmak mevcut. Evet. Şöyle bir yani, gelelim ön sırada. Henüz ameliyat olmamış. Ne olduğunu da bilmiyor yazık. Böyle bir Peki. sorun yaşıyor. Siz değil mi? Evet hocam. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hocam girip gösterebilir misiniz? Hadi. Benim bir ay bir ay oldu. Böyle kapatın elinizi. Açın şimdi. Bakın o takılı kaldı. Takılı kalıyor. İşte bu tetik bir aydan parmak. beri. Bir de şu parmağımı, baş parmağımı bükemiyorum. Onu kıvıramıyor bile. Öbürü de evet. kıvrılıyor ama takılıyor. takılıyor. Açmak için siz kendiniz yapın hocam. Hissedin. Bakın açın. Ay korktum Tabii, yok, ya. Yok, yok. Açın. ya. Yok yok. Ağrısı yok hocam ağrımıyor. Ağır. Yok. Biraz ağrıyor Acımıyor. Yok ağrımıyor. <laughs> 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 yok yok. <gülüyor> Sert ya. Yok yok hocam gerçekten ağrımıyor. Yok acımıyor ya. Evet attı Aa, bakın gördünüz mü? Bu atmadan dolayı buna tetik parmak. Kuruluyor parmak. Bir tetik gibi kuruluyor ve tak diye atıyor. Evet. evet. Bir ben, ben böyle kötü kütür hocam. kütür hocam. açılacak zannettim. O yüzden yok, yok. korktum. Halit Hocam bakın birinci parmak da aslında bu şekilde kalmış. Bakın şimdi ağrım yok diye ama şuraya bastığımda sıçrıyor hasta Görüyor musunuz? Çünkü da burada yani. daha da kalınlaşmış bu. Peki bir dakika. Bir, beri yani. bir şey söyleyeceğim. Yok, yok. Şimdi hanımefendi baş parmağından ameliyat olmuştu. Evet. Ee, bu takılıyor ama baş parmak niye takılmıyor? Çünkü bu baştan takılır gibi olmuş artık bükülmüyor bile. Çünkü aşırı derecede sıkışmış. Bakın şunu geri götüremiyorum. Bak geri götürmeye çalıştığında kalıyor. Çok zorlarsam götürürüm yine tık diye gider. Ama bu sefer kapatmak çok ağrılı olur. Dolayısıyla bu hanımefendinin tedaviye ihtiyacı var. Ameliyat mı olacak? Şimdi şöyle ilk baştan hemen ameliyat demiyoruz Halit Hocam. Önce diyoruz ki başka hastalığınız var mı? Örneğin bir gurator probleminiz var mı sizin? Evet hocam. 35 yıl önce ameliyat oldum. Tiroid, Kuratordan. tiroid bezinizi evet. aldılar mı? Evet. <laughs> evet. Yani bu hastanın eğer tiroid problemini çözersek ve tedavi edersek <laughs> günün sonunda bu sorun da çözülebilir. İnşallah hocam. Tamam. Olacağım. Yani bir dakika bir daha çıkar mısınız? Bu çok ilginç bir durum. Evet, bakın takıldı. Bak kaldı. kaldı. Evet. Orta parmak bunu açsam? Yok. Yok. Bunu açsam? Yok, evet. yok. Her takılı kaldı. Hiç Böyle hiçbir yapmak şekilde çok zor mu? Yok. Kendim zorlu açmasam şimdi, şimdi zorlasam açar. Zorlayayım yani mı? açmak iste. Bakın çok zorlanıyor. Evet. Aa, attı. Yapayım. Tık diye ses geliyor. Evet. evet. Hormonu düzeldiğinde bu düzelebiliyor mu? Bazen düzelir. Halit hocam şunu söyleyeyim. Diyelim ki hormonal bir problemi var. Tiroid hormon yetmezliği var. Bu hastanın bu elini ben ameliyat etsem, açsam bu sefer bu parmağı sıkışır. Bunu yapsam öbür elindeki parmağı sıkışır. Bu hasta karpal tünel olur. Belki vardır. Bakalım mı? Şimdi bakın evet. karpal tünelde bir test var. Seyircilerimiz böyle ekran karşısında bunu yapabilirler. Şöyle tutup avucunuzun içine şuraya parmağınızla şöyle vurduğunuzda eğer bu parmaklarınızda bir elektriklenme oluyorsa şu şekilde gevşek vurmanız lazım. O zaman sizde karpal tünel var olabilir. Yani Şimdi gevşek bakın, gevşek derken... Şöyle düşürerek bakın şöyle vuruyorum. Bir elektriklenme oluyor mu avuç içinize doğru? Biraz. Biraz oluyor. Evet. Çünkü tiroid hormon yetmezliği varsa karpal tünel de görüyoruz. Hatta omuz problemleri oluyor, tendon sıkışmaları oluyor. Dekörveyin dediğimiz buradaki tendonlarda sıkışma oluyor. Bakalım onda var mı? Şöyle kapatın elinizi. Şöyle yaptığımda ağrınız var mı? Bu henüz gelişmiş. <laughs> gelişmemiş. Var mı? Çok, çok hafif. Hafif var. Afif, iyi, Nasıl abi, bir şey hocam? Şöyle. Rahat bırakın. Evet. Şöyle. <laughs> bir dakika. Oldu mu sizin? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. <laughs> var mı Yok Ağaçıca? şu anda yok. İlk yok. yaptığımda oldu. İlk yaptığınız oldu. Belki hafif var. Bir buna da bakalım. Ama ben mesela böyle kendim ya şu şu anda evet kendimi böyle zorlamak istiyorum. Şu anda var. Evet. Yani sizde de hafif e, bir e, burada tendon sıkışması var. Bu Meslek hastalığı olabilir mi? Tabii zaten siz sürekli elinizde böyle aletler çok kısıtlı bir alanda çok özel bir iş yapıyorsunuz. <laughs> Bunda daha çok var. Heh. Dolayısıyla var yani. Hatice. Ufak 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 var ufak yani. Bak şurada. Sizi tedavi edelim hocam. Bunun tedavisi ben, buz, olur, ilaç tedavisi, birinci parmağı içine alan ater. Sizin hormonlarınızı tedavi edeceğiz. Önce onu bir halledeceğiz. Önce hormon tedavisi. O düzeldikten sonra bu sonra da kalıyorsa... Sonra da pasif egzersiz yapacaksınız. Yani öbür elinizle bu öbür parmağı tutup hocam, tam kapatıp yapıyorum. tam açacaksınız. Kapat Geleceksiniz, açacaksınız. Evet. Geleceksiniz, açacaksınız. Bunu böyle yaparak buradaki yapıyorum bantı gevşetebilir. Hocam. Bu Ama illa geçiriyor. yüzük parmağında mı olur? Hayır, Başka herhangi bir parmakta var. olabilir. Ben bir hastanın iki elinin beş parmağını birden ameliyat etmek zorunda kaldım. yani bazen öyle oluyor. E şöyle tekrar gösterelim. Açın. Bakın takıldı. Evet kaldı. Evet. Bu çok gerçek bir tetik parmak. Aa. Ve böyle bazen çok ağrılı da olabilir. Tıkmıyor ya. Eğer evet. bunlarla düzelmezse Halit Hocam o zaman e, bunu çok baş parmakta tercih etmiyoruz ama bu parmaklarda bazen mini kortizon enjeksiyonları işe yarayabiliyor. Eğer o şekilde de olmazsa iğne ucuyla girip, iğne ucunu böyle bir bistürü gibi içeride kullanıp gevşetme yapabiliyoruz. Hani bu şekilde de açılamayacak kadar zor vakalarda küçük bir, yani bir yarım santim bir yer açıp oradan girip bu parmaklarımızı büken tendonlarımız var Halit Hocam. Bakın buralarda eklemler var. Aslında o kadar mükemmel bir yapı ki bu. Evet. Şimdi buraya bir ip bağlasam, bunu çeksem parmak böyle oynar. Ama şunun tam kapanabilmesi için bu ipi buraya serip üstlerine köprüler koymam lazım ki çektiğimde tam kapansın. İşte bu köprüler sertleşip kalınlaşıyor ve tendon sıkışıyor. O zaman da bu atlama işi oluyor. Yani o köprülerden özellikle birincisi, şöyle göstereyim size. Şuralarda. Şurada bakın, A1 pulleyi bu. Bu pulleyin sıkışmasına bağlı olarak, ha, bakın şurada görünüyor, sıkışmasına bağlı olarak oradan atlama yapıyor. Evet, şey, bu stüdyoda herkes birbiriyle konuşmaya başladıysa herkesin herkes böyle var. bir problem var. Şimdi tabii ee, bir test yapın deyince... Herkes birbirine test yaptı şu anda. Evet. Bakın şöyle yaparak, yani baş parmağınızı avucunuzun içine alıp şöyle aşağı doğru eğerek burada bir tendon sıkışması olup olmadığına bakabilirsiniz. Ondan sonra şöyle bir şey vardır hocam. Mesela germe testleri vardır. Germe testleri yaparak bu sinirlerde acaba bir sıkışma oluyor mu, gerilme oluyor mu bunlara bakmak mümkün. Şey için, bu el bileğinde tabii bir tek median siniri yok, ulnar sinir var. O da şu iki parmak Şu iki parmak böyle kalıyor. Evet. Böyle konuşurken böyle konuşuyor. Hocam onun iki sebebi var. Bir tanesi Dupuytren kontraktörü denen, bakın şu avucun içerisinde bu maketten çıkarttık da normalde bakın şöyle duran bir ince bir zar var avucun içerisinde. Şöyle beyaz ince bir zar var. Bu ince zar avucun şu gerginliğini veriyor. Bazen o zar kalınlaşıp sertleşip gerilme yapıp parmakları kendine doğru çekiyor. Neredeyse kemik gibi burada sertlikler oluşuyor. Yani dediğiniz ya bazı insanın. Bunu böyle çekiyor. Evet. Bazı Çok insan, sert. Ben onu denedim. Açamadınız. Açamadım. Değil? Tabii. O işte Dupuytren kontraktörü denen bu Palmar fasya dediğimiz buradaki yapının sertleşip yavaş yavaş çekmesi. Eğer bu 30 derecenin üzerine, yani şunu sıfır kabul edersek 30 derecenin üzerinde bükülüyorsa bunu cerrahi olarak açmak lazım. Hmm. O zamana kadar egzersiz vesaire ama 30 derecenin üstüne çıktıysa o zaman onu cerrahi olarak açmak lazım. Bazen de bu çekilmenin sebebi o zaman pasif olarak açabilirsiniz ama insanlar ellerini şöyle tutarlar. Buna böyle pençe eli denir. Dirsekte de Bunlar sinirin sıkışmasıyla olur. Şu dirseğin iç kısmına vurduğunuzda şöyle iki parmakta kapıya uyuşma ya. olur. Öyle değil. Şöyle tam şu iç kısmında bir oluk var. Oraya vurduğunuzda böyle hafif bir elektriklenme var. Bazen hani masaya koyarsınız bir cız yapar ya. İşte onun sürekli olması, yani devamlı olarak bunun olması da oradaki sinir sıkışmasını gösteriyor.